İstanbul fethinin bilinmeyenleri. İstanbul muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan. Ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur. Müjdesi Fatih Sultan Mehmet'e nasip olmuştur. Peygamber müjdesiyle şereflenmek isteyen çok sayıda İslam ordusu İstanbul'a seferler düzenlemiştir. Muaviye'nin ordusunda bir asker olan Eyüp el-Ensari Hazretleri de ilerlemiş yaşına rağmen sefere katılmış ve surların yakınlarında şehit düşmüştür. Osmanlı fethi gerçekleşene kadar Bizans'ın askerleriyle değil onların surlarıyla savaşmıştır. Bizans şehrini çevreleyen surlar 20 kilometre uzunluğundaydı. Düşmana yüzünü dönmüş 7 kule Topkapı hattındaki duvarları 5,5 kilometre, tüm şehrin en güçlü duvarları konumundaydı. Haliç boyunca daha seyrek nöbetçilerle korunan duvar 7 kilometreydi. Marmara Denizi'nden 7 kuleye kadar olan Marmara Duvarı ise 7,5 kilometre kadardı. Bu top hakkında çok yazılıp çizildi. Hepimiz Fatih'in toplarını bir şekilde duyduk. Hatta çoğunun adını kimi sebeplerden dolayı şahı koyanlar da yok değildi. Bu silahın bu kadar ünlü olması boşuna değil tabi. İki parçadan oluşan bu top 8 metre uzunluğunda, 75 santimetre çapında, bir güllesi 544 kilo geliyordu. Doldurulması da haliyle 3 saatte bulduğundan günde ancak 5-6 kez ateşlenebiliyordu. Top yere konulup sabitlendiği zaman bir daha döndürülemiyordu. İstanbul 1453 yılına kadar dünyada klasik kuşatma savaşlarında savunmaya en elverişli şehirlerden biriydi. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada yeterli bir duvar sistemiyle korunuyor, düşmanın tek bir kısmını açık tutarak kendisini güzelce savunabiliyordu. İstanbul o tarihe kadar 20 kez kuşatılmış, sadece 1208 yılınca bir kez Haçlılara düşmüştü. 1453 Nisan ayında İstanbul surlarını koruyan 2000 yabancı, 7000 asker vardı. Surların içindeki halk da 50.000 kadardı. Savunmalarla alakalı az bilinen diğer bir ilginç rivayet de Bizans İmparatorluğu'nun paralı askerler arasında Dorgano olarak çıkarılan bir Türk komutanın olduğuydu ve bu Türk komutanın emrinde 600 kişilik bir Türk birliğinin olmasıdır. Kimi tarihçiler Dorgano'nun bir fetret devri artığı olan Orhan Çelebi olduğunu söylerler. Yedikule'yi Yeni Kapı arasındaki deniz kısmını savunan ve son ana kadar imparatora sadık kalan bu askerlerden İstanbul'un Cenevizli cerrahı Nicolo Barbaro'nun anılarına göre hiç kurtulan olmamıştır. Kaçan asker düşman çift görür düsturu uyarınca Osmanlı ordusunun bu savaştaki sayısı farklı kaynaklarda çok farklı ifade edilmektedir. Osmanlı ordusunun sayısı konusunda birbirinden alakasız veriler aktarılmıştır. Modern tarih analizlerinde Osmanlı ordusunun 50.000 ile 80.000 arasında olduğu ifade edilmektedir. Bunların 10.000'in Yeniçeri olduğundan saldıran Osmanlı ordusu savunan Bizanslardan hem sayı hem de kalite olarak çok da ileridedir. Osmanlı 8. yüzyılda şehri 100.000 kişiyle kuşatıp alamayan Müslüman Arap ordusuna nazaran daha kozmopolitti. Orduda binlerce Hristiyan bulunuyordu. Hatta bu 80.000'lik orduda Sırp kralının vergi olarak Fatih'e gönderdiği 1500 Hristiyan askeri de vardır. Bizanslılar demircileri toplayıp yüzlerce metre uzunluğunda dövme demirden Haliç'i kapatan bir zincir yaptılar. Zincir kadar ucuz bir şeyle şehrin iki tarafını düşmana kapatan Bizanslıların bu oyununu bozmak zincir çekmek kadar kolay olmamıştır. Haliyle ancak bu oyunun bozulacağını da surları savunan kimse beklememektedir. Teoride Haliç'e gemi indirmenin iki pratik nedeni vardır. Birincisi Galata-Konstantinopol arasındaki erzak ve ekipman trafiği, ikincisi de Haliç boyundaki surların iyi korunmadığının aşılması. Gemiler kızaklara konulup yağlı kütükler üzerinde dolma bahçeden çıkarılıp tarlabaşı Kasımpaşa'dan tekrar denize indirilmiştir. Kuşatma günü surlara saldıran Türk askerlerinin en büyük arzularından biri Ayasofya gibi devasa bir mabette namaz kılmaktaydı. Ayasofya'daki son Hristiyan ayini 28 Mayıs 1453'te imparatorun katılımıyla yapılmıştır. Ertesi akşam ise ikonaların üzerinde battaniyeler ve halılarla örtülmüş ve İstanbul'da fetih namazı kılınmıştır.
Fatih Sultan Mehmet böylece Atilla'yı terfi etmiştir. Fetih'ten 8 yıl önce Sultan Mehmet Bizans İmparatoruna bir elçi göndererek şehrin teslimi karşılığında imparator ve ailesinin şehirden mallarıyla beraber çıkmasına izin verileceğini, şehirde kalan herkesin çanının bağışlanıp yağmaya izin verilmeyeceğini iletmiştir. Ancak bu teklifi kabul etmeyen Bizans İmparatoru kuşatma esnasında surların düştüğü haberini alınca imparatorluk armalarını çıkarmış, şerefli bir asker olarak ölmeyi seçmiştir. Fatih Sultan Mehmet, Bizans İmparatoru'nun cenazesinde her türlü saygı gösterecek kadar çağın ötesine bir değerdir. Fatih ve onun kutlu askerlerine Fethi'nin gösteri olup İstanbul'un sokaklarına adım attıklarına korktuğu yönde yaşayan Bizans ahalisinin kılına bile dokunulmamıştır. Fatih Sultan Mehmet, Fatih'in bütün Ortodoksların lideri konumuna getirir. İstanbul'un Hristiyan halkı da dinlerinde ve iç hukuklarına serbest bırakıldı. 1453'ün 29 Mayıs'ından sonra artık Bizans İmparatorluğu tarihin sayfalarına dönüşmüştü. İstanbul bundan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun 469 yıl sürecek başkenti olmuştur. Fetihleri birlikte ortaçağ kapanmış,